Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında. İstanbul'dan 2 saatlik kısacık bir yolculuğun ardından gastronomik bir şölen yaşayacağım. Bursa'ya geldim. Burada 36 saatli yeme sınırlarımı zorlayacağım. Hava soğukla normal arasında bir yerde. Biliyorsunuz ben kritik kahvaltı sevmiyorum. Daha önceki Bursa bölümümüzden pastoyu hatırlarsınız. Böyle kalabalık kahvaltı yapmayı seviyorsanız bence pasto çok iyi. Gerçekten şahane ekmekleri var ama benim favorim sabahları biraz böyle et yemeyi severim. Gökhan Aperatif'e geldik. Burası eski şubesi. Böyle bir nostalji olsun diye buraya gelmek istedim. İkramlarda mutlaka zeytin görürsünüz. Eskiden Bursa sokaklarında böyle tostçular olurdu arabalarda. Mutlaka çocuklar böyle salçalı tost yerlerdi ama içerisinde hiçbir şey olmazdı. Boş ekmek üzeri salça ve kekik olurdu. Artık birazcık peynirli versiyonu falan var ama Gökhan Aperatif'te o eski nostaljiyi yakalamak çok güzel. Tadı inanılmaz. Hafif kavrulmuş minik böyle domatesler, böbreğin o güzel hissiyatı ve tadı çok çok güzel. Benim gibi bu tarz kahvaltılar seviyorsanız bence her zaman için ilk adresiniz Gökhan Aperatif olabilir. Özellikle bir de kavurmalı yumurta var. Şu anda onu da yerdik ama daha çok yere gideceğiz. Hemen en başından doymayalım. Kendimi zor tutuyorum. Arkada değişik siparişler var. Böyle sucuklu yumurta, sarısı pişmiş falan filan. Buraya gelirseniz buradaki her şeyi deneyebilirsiniz. Kalabalık gelin. Gökhan Aperatif'teki yediğimiz o ciğerli, böbrekli karışımın tadı şu anda gerçekten damağımdan hiç kaybolmasını istiyorum. Bu tarz sakatat ürünlerinin tadesini yediğiniz zaman oradaki farkı anlayabiliyorsunuz. Şimdi İnanç Fırını'na doğru gidelim. Biraz da tatlı damağına. Tağınlı yiyelim, tağınlı. İnanç Fırını zaten Bursa'da tağınlı yapan çok meşhur yerlerden bir tanesi. Tarihi Taş Fırın var. Benim tercihim genelde İnanç oluyor. Tahinli pideler fırındalar. Çıkınca haber verecekler. Heyecanla heyecanla bekliyoruz. Teşekkürler. Çayımız var. Çayımızı içiyoruz. Tabii tabii çayımızı içiyoruz. Böyle tatlı insanlar. Kombo tabağı. Sıcakken tadı başka güzel. Ilıkken başka güzel. Soğukken de yeniyor. Ama ben sıcakken seviyorum. Sistemimiz budur. İçeriği hapsediyoruz. Oh, şimdi... Öyle bir şey ki, şu dokuları göstermek istiyorum size. Bu bildiğiniz bir hamur üzerinde hafif sulandırılmış tahin ve toz şekerle fırınlanmış, taş fırında lezzetlenmiş bomba. Bunun asıl lezzeti nereden geliyor biliyor musunuz? Şu arkamdan, bak odundan. Gerçek odun ateşinde taş fırında pişmiş herhangi bir hamur işinin lezzetli olma şansı yok. Tabii ki iyi bir ustalık da gerekiyor. Yine coğrafi işaret almış şahane Bursa'nın cevizli lokumu. Üstü çıtır, içi yumuşak, bol ceviz dolgulu, muhteşem mayalı bir hamur. Bu tam bir çay yancısı. İyi malzeme olduktan sonra her şey çok lezzetli oluyor. Bir de Muradiye kurabiyesine bakalım. Bu tehlike. Bu tehlikenin gerçek adı. Ortasında tahin var, ağızda dağılan bir kurabiye, dışı susamlı. Bundan çaktırmadan 1 kilo yersiniz. Dikkatli olunuz. Şimdi gidelim bir kahve içelim. Bir ham buluruz. Belki de Bursa'nın en turistik yerlerinden birisindeyiz. Koza Han'dayız. Aşağı yukarı 600 yıllık burası. 1490 yılından beri burada duruyor. Herhalde güzel bir Türk kahvesi içebilirsiniz. Her masada farklı fincanlar görebilirsiniz. Çünkü buranın özelliklerinden bir tanesi bu. Türk kahvelerini farklı fincanlarla servis ediyorlar. Hatta kraliçenin kahve içtiği fincan da burada. Evet, öğle saatlerine geldik. Bursa'da kebap, pideli, köfte bunları akşama kadar bulabilirsiniz ama esnaf lokantasında bir şeylerin lezzetine bakmak istiyorsanız saat 3 olmadan önce aklınızdaki esnaf lokantasına gitmeniz gerekiyor. Yoksa yemek bulamazsınız. Çoğu da 4'te kapanıyorlar, aklınızda bulunsun. Biz şu an nereye gidiyoruz abi? Sürpriz! İyi bir esnaf lokantası arıyorsan her ilde sanayiye gidebilirsin. Burası da Bursa Küçük Sanayi. Mekanımızın adı Fasulyeli. Fasulyeli.
hepsinden yemek istiyorsunuz ama benim bugün listem uzun olduğu için işlerinde daha önce hiç yemediğim bir şey olan kestaneli kuru fasulyeyi deneyeceğim. Buradaki bütün kuru fasulyeler Erzincan İspir kuru fasulyesiyle yapılıyor. Biraz önce yan masada gördüm. Böyle pilavın üstüne domates koyuyorlardı. Ben de söyledim. Kuru fasulye, kestane, enteresan. İnanılmaz. Yani böyle tereyağı gibi bir kuru fasulye. Lezzeti 10 üzerinden 10 diyebilirim size. Kestane ile beraber şekerlilik oranı yüksek. Ancak kestaneler damakta eriyecek seviyede çok güzel pişmişler. Tabii ki Bursa'nın inanılmaz güzel kestaneleri var. Lezzetini şöyle tanımlayabilirim size. Böyle burasının kalabalığını unutun, bir anda sessizleşsin her yer. Böyle bir köy evinde dışarıda kar yağıyor. Odun ateşinde pişmiş bir kuru fasulye yiyorsunuz. İşte bu o kuru fasulye ve bu kadar kalabalık bir yerde bu kadar kaliteli bir yemeğin servis edilmesi bence Bursa'nın en büyük şanslarından bir tanesi. Tabii ki esnaf lokantasında pilavın kötü olma şansı bence yok ama hadi tadalım. Mis gibi tereyağı. Domatese de 10 numara 5 yıldız söyleyeyim. İstanbul'daki esnaf lokantalarına tavsiye edilir. Buraya kadar gelmişken tabii ki Bursa'da süt helvası olmazsa olmaz ve bence en doğru deneyeceğiniz yerler esnaf lokantaları olmalı. Bal kabaklı mı, sade mi bakacağız. Önce sade. Süt helvası çok narin bir lezzet zaten. Yani süt kevi diye de biliniyor. Vanilya, süt ve yumuşacık ipeksi bir doku var burada. Ama buradaki tüm hikaye aslında bu kadar az malzemenin kaliteli ürünlerle bu helva haline getirilmiş olması. Çok kaliteli bir süt kullanın o kadar belli ki çünkü ağzınızı kaplayan muhteşem böyle bir ipeksi tat var. Bu da sütün yağından kaynaklı. Şahane bir süt helvası ama bal kabaklı bana buradan göz kırpıyor. Tarafımı çok hızlı belli ettim. Eyvallah, teşekkürler. Sade, ılık falan çok güzel ama kabağın bütün lezzetini içine çekmiş bir süt helvası. uzun zamandır yediğim en iyi sütlü tatlı bu olabilir. Bursa sürprizlerle dolu bir yer. Kısmetinizde baklava varsa, bakın Antep'ten baklava bile. Öz ikizler künefe. Ve baklava. Ve baklava tabii ki. Şöyle buyurun. Kısmet. Oha çok iyi. Hamur yok. Saf fıstık. Hadi biraz yol yapalım da acıkalım. Bestel Köftecisi İnegöl'ün eski çarşısının tam göbeğinde. Yaklaşık 130 yıllık muhteşem bir ambiyans. O kadar tok olmama rağmen sadece köfte yiyecektim ama tezgahta şu sütlü kadayıfı görünce duramadım, onu da söyledim. Hepsi sizin için ama önce köfte. Bugün o kadar güzel şeyler yiyorum ki. Yani her şey birazcık böyle maziye, çocukluğa götürüyor insanı. İçerisinde böyle gerçek bir dana eti, biraz kuzu eti olan, doğrudan ızgaranın, mangalın üzerinde pişmiş bir köfteden daha güzel hiçbir şey olamaz. Ve şu ekmekleri çok merak ediyorum. Naneli. Köfte birazcık yağlı olduğu için bunun gibi böyle nane aromasıyla beraber kaliteli bir zeytinyağıyla kızarmış ekmekle inanılmaz dengeli olmuş. Her yerinde kendi acısı var tabii. O kadar acı da değil hatta bu. Muhteşem, tam dengeli. Tabii ki İnegöl köftesi Bursa'nın içerisinde de satılan bir ürün ama bu ambiyansın içerisinde bu köfteyi yemek çok başka bir deneyim. Şu an size ne kadar tok olduğumu söyleyemem. İnanılmaz tokum. Ama buna hayır diyebilecek bir irade bende yok. Yumuşacık ama asla böyle ezilmiş gibi düşünmeyin. Hala bütün tel tel kadayıfı hissedebiliyorsunuz. Tahinli ve kaymaklı versiyonu da varmış ama ben sadece cevizlisini tercih ettim. Çünkü tahin ve kaymak bence toksanız çok gelecektir. Yapacak bir şey yok, yiyeceğiz. Hepsi sizin için. Burası çok enteresan bir köprü. Irgandı Köprüsü, çarşılı bir köprü. Ben bunun İtalya'da hem Floransa'daki Ponte Vecchio'ya hem de Venedik'teki Rialto'ya gitmiştim var. Bir tane de Bulgaristan'da Lofça'da varmış. Orayı bilmiyorum, oraya gitmedim ama Irgandı'dan da ilk kez geçiyorum. Bursa'ya seyahat edildiyse
Bursa döner kebap yemeden olmaz. Genelde İskender olarak bilinse de artık coğrafi adı Bursa döner kebap olarak geçiyor ve benim her zaman için Bursa'daki tercihim Hüseyin Usta. Çünkü Bursa'nın yerel halkının da en çok tercih ettiği restoran burası. Yani o tereyağın döküldüğü andaki kokusu İstanbul'da da var, Türkiye'nin her yerinde de var ama bu koku hiçbir zaman olmuyor. Bu koku sadece Bursa'da. Bence ortamla da alakalı bir şey. Değişmez bir şey tabii ki. Yani gerçek doğru bir dönerle yapılması, belli oranda kıyma, belli oranda etle hazırlanmış bu döner tereyağıyla birleşmiş. Üzerinde minik bonfile parçaları var. Bu bir klasik deyip sakın geçmeyin. Mutlaka Bursa'da Bursa döner kebabının tadına bakın. Çok. Bursa'nın bir diğer coğrafi işaretli ürünü ise üzüm şırası. Kesinlikle bu tarz böyle yağlı kebapların yanında inanılmaz bir dengeleyici unsur var. Neredeyse şekersiz gibi. Damakta çok güzel bir temizleme yapıyor. Bir de burada ekstra bir şey var. Tereyağı o kadar lezzetli ki. Hikaye şu. Tabanla yeteri kadar pide yoksa diye burada biraz daha pide geliyor. İsterseniz ilave yoğurt da veriyorlar. Şöyle bandırıyorsunuz. Yani bir mekan ürününe güveniyorsa zerresinin ziyan olmasına izin vermez. Bir de dönerimizin sade tadına bakın dediler. Burada da güzeldi. Burada da çok güzel. Bursa'da klasik diyorsan kestane şekeri olmadan olmaz. Tercihim kardelen. Ben küçükken hep karyokaları severdim. Sonrasında normal sadeleri sevmeye başladım. Sade alacağım bir tane. Bir de benim favorim olan var burada. Şu karlı dağ kestane pastası olan. Çayımızı söyledik. Bursa soğumaya başladı. Bursa klasiklerde her zaman başarılı. Yumuşacık bir kestane. Şeker tadı asla baskın değil. Gün sonu için şahane bir tatlı. Çayınız da varsa. Mükemmel. Bakalım bunun da tadı eskiden hatırladığım gibi mi? Bence galiba hala bu dışında tarçınlı kestane püresi, içinde bütün kestaneler var. Dışında çikolata ve Hindistan cevizi. Keyfim çok yerinde. Bu akşamlık benden bu kadar. Benim için akşam bitti demiştim ama gece bitti demedim. Bu aralar Bursa'da şahane bir çılgınlık var gece döneri. Biz perşembe akşamı buradayız. Genelde cuma cumartesi oluyormuş ama bir yerde bulduk. Kaçar mı? Bence kaçmaz. Hadi tam gaz. Öyle gitmiyor şu an. Saatte 10'la dönüyorum burada. Başım döndü. Burası Sarıoğlu Et Lokantası. Onlar da bence furyaya uymuşlar. Döneri dışarı takmışlar. İçeride de şahane bir kalabalık var. Ben kuyruğa geçiyorum beklemeye. Döner bitti. Yeni döner geleceğine dair vaatler yaşandı. Ufak bir kavga çıktı içeride. Hala beklemeler devam ediyor ama biz de yılmayacağız. Başka bir dönerciye gideceğiz. Delirdik. Bursa delirmiş. Yani şu an saati göstereceğim. Gece birileri demiş ki döner ekmek yiyelim. Kuyruğa girelim. Çılgın müzikler. Bir parti ortamı. Ne çılgın geceydi yahu. Hafif gerilme anı. Müşterinin dönerciye kardeşim kalmayacaksa bizi buraya niye çağırıyorsunuz gibi çemkirmeler falan yaşandı. Biz onları çekemedik tabii. Çok gergin anlar yaşandı. Biz kaderimize razı olup horonlu dönere gittik. Acıktım mı? Acıkmadım. Ama ufaktan bir şeyler atıştırırım. Güzel bir peynirci var. Gene böyle kendi stilimle peynirdi, helvaydı, simitti, çaydı. Öyle bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Çok iyi dükkan. Haydi başka simit bulalım, biraz da helva alalım. Teha'dan çıkınca dümdüz yürüyorsunuz. Aşağı yukarı 500 metre sonra da buranın en iyi helvacısı, helvacı Mehmet'e geliyorsunuz. Özellikle böyle 3 kuşaktır burada olan esnaftan en önemli püf noktalarını alabilirsiniz. Bıçağınız kaç yıllık? Bıçağımızın tarihi belli değil. Öyle mi? O kadar güzel ki. Ali Baba senelerce kullanmış. Ali Baba 90 yaşında rahmetli oldu. Hala bıçak bizde. Ay maşallah. Bize doğru. Böyle şeyler işte bu mesleği yapanlar için çok ufak da olsa inanılmaz değerli şeyler. Bursa'ya geldiysen helva deyince hemen diyorlar ki Mehmet helva. Tabii başka. Herkes başka bir şey düşünmüyor. Çünkü daha önce bunu yiyen birinin bundan vazgeçebilmesi çok zor. Çok güzel. Ellerinize kollarınıza çok sağlık. Teşekkür ederim.
pidele bu kahvaltı yapılır. Tamam. Ekmek simit olmaz. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok memnun tamam, oldum. Hemen orada. Tamam. Pide... Bir tane veya bir tane alacaksınız. Tamamdır. Sitircik alın. Oh. Çok keyfim yerinde şu anda. Burası bu çarşıdaki bütün esnafın pidesini veren tek yer diyebilirim. En meşhur kebapçılardan pideli köftecilere kadar hepsinin pidesi bu dükkandan çıkıyor. Coşkun abinin selamıyla geliyorum. Coşkun abi benim pideden iki tane yaparlarsa dedi, kızarmış olsun dedi. Ben Batı Coşkun abi. Evet. Tabii. Hazır mıyız? Esnafla birazcık diyaloğunuzu tatlı tutarsanız işte böyle benim gibi bir sofraya sahip olabilirsiniz. Çok çok duygulandırdı beni bu sabah Coşkun abi. Eğer izliyorsa ona da buradan sevgiler, selamlar. Zaten helvası tartışılmaz. İçeride de tadına bakmıştım ama burada da ilk önce helvanın tadına bakacağım. Dişinizden geçiyor. İlk çıtırtıyı alıyorsunuz. Ondan sonra damağınızı yumuşacık şekilde kaplıyor ve hiç yakma falan yok. Boğazda bir yanma yok. Çok şahane bir helva. O zaman pidemizi soğutmadan, oh be, pideci oğlunun pidesi. Şöyle Seha'nın muhteşem sütlörü. Bak bunu gerçekten İstanbul'da çok nadir yerlerde var. Arayıp bulmanız çok zor. Muhtemelen bu gezimden bana 10 sene sonra da sorsanız bu sabah yaptığım kahvaltıyı hatırlayacağım. Bursa deyince bir diğer klasik de cantık. Acı dayı cantıkta üşüdükten sonra gelip her zaman için şahane bir cantık yiyebilirsiniz ve kendinizi bu sobada ısıtabilirsiniz. Kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ne zaman isterseniz cantık yiyebilirsiniz. Hatta gezin, ara ara cantık yiyin. Tok olmasam bundan 5 tane falan yerim. Üzerindeki kıyması asla rahatsız edici değil, yumuşacık. Sulu sulu, çok az baharat var içerisinde. Neredeyse yok gibi. Biraz soğan, domates, hepsi bu kadar. Bazen en basiti, en doğrusu. Sağlam kahvaltının üstüne cantığı da yedikten sonra tabii ki birazcık vakit geçirmek lazımdı. Aşın sokaklarında, hanların arasında, pazarın içerisinde biraz turladıktan sonra hafif acıktıktan sonra yapacağınız tek şey var. Şahane bir pideli köfte yemek. İdris'e gideceğiz. İbrahim abi kaç senelik İdris amcadan? 70 küsür senelik. Değil mi? 86. Ya eskiden bir olan bir şeydi. Pideli köftenin sunumu böyle bazen görürsünüz işte sosu üstünde, yoğurdu üstünde böyle Bursa döner kebap gibi bir sunumla yapılıyor. Ama asıl doğru sunumu yoğurt kenarda, sos kenarda, üzerinde ızgarada pişmiş şöyle ufak köfteler var ve pidenin mutlaka ıslatılmış ve tereyağıyla birleşmiş olması gerekiyor. Doğru sunum bu. Pide çok lezzetli ama hafifçe ıslatıldığı için ve tereyağıyla birleştiği için pide tek başına ayrı bir olay ve köfteler yumuşacık böyle ızgaranın üzerinde hafif isli tadıyla beraber. Hiç baharatsız bir domates sosu var yanında. Çok böyle naif bir lezzet. Ve çok kaliteli bir yoğurt ve tereyağıyla birleştiği zaman zaten bence bunu buraya geldiğiniz zaman mutlaka deneyin. İçtiğim en iyi şıra buradaki öküz gözü üzümlerinin kurutulmuş haliyle yapıyorlarmış ve şekeri inanılmaz dengeli. Hatta şıradan yanınıza bile alabilirsiniz. Köftemizi yedik. Şu anda yolda Bağdat hurma tatlısı gördüm. İçerisinde hiç hurma yok. Ama bir tek Bursa'da rastlayabileceğiniz çok ender lezzetlerden bir tanesi. İrmikli bir hamur var. Önce fırınlanıyor, ondan sonra kızartılıyor, sonrasında şerbetleniyor. Servis ederken de biraz daha şerbet ve Hindistan ceviziyle tadına bakabilirsiniz. Tabii baharat da var içerisinde. Tarçın var, biraz zencefil var. Şerbet tatlılar arasında çok farklı lezzetler arıyorsanız bence mutlaka meşhur Bağdat hurma tatlısını deneyin. Çünkü artık birçok türevi var. Ama asıl lezzet hala Bağdat hurma tatlıcısınınkinde. Ustamızın dediği gibi 68'den beri lezzeti bozulmamış. Çarşının içerisinde arabalarda rastlayabilirsiniz. Dükkanlarda da var. Tavsiye ederim. Son bir sütlü tatlı için Mehmet Tanju G'ye gidelim. Gerçek sütlü tatlıları arıyorsanız bulabileceğiniz en eski adreslerden bir de en doğru adreslerden bir tanesi. Tadı hiç değişmiyor.
her zaman aynı standartta yüksek kaliteyle yapılmış tavuk göğsünden hazırlanan kazan dibi. Eğer ki sütlü tatlı seviyorsanız ve çarşının içine geziyorsanız bence bu dükkanın kapısından kesinlikle boş geçmeyin. Şekeri inanılmaz dengeli. Ve şunlar gerçek tavuk parçaları. Ben normalde kazan dibini daha çok severim. Ama burada nedense her zaman gönlüm tavuk göğsüne daha çok kayıyor. Tadı inanılmaz hafif çünkü. Ve yani bu sünmeli kıvam, keçi sütünün vermiş olduğu o güzel yağlı lezzet ve inanılmaz hafif. Evet, benim gibi bu kadar sık yemeyin siz. Önce gezin, sonra çarşıda gezerken tatlı molanızı da mutlaka buraya uğrayın. İkisini birden yiyin. Çok iyi çünkü. Bursa'ya son bir acı kahveyle veda edebilirim. Güzel yemekleri yediniz, tatlıları da yediniz. Üstüne bir kahve mi içmek istiyorsunuz? Fidan'a gelin, kendi fincanında pişen bu şahane Türk kahvesinin tadına da mutlaka bakın. Oh. Hava biraz soğuk ama kahvemiz sıcak. Bursa olağanüstüydü. Yani her lokması muhteşemdi. Hala aklımda en az 10 mekan var ama ne midemde yer kaldı ne de vaktim kaldı. Benim önerdiklerimin hepsinin arkasındayım. Gece dönerini birazcık kenara alabilirim. Muhteşem bir gezi oldu. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Kim bilir belki bir günde sizin şehrinize gelirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Yemek sepeti yanında, aklındaysa kapında.